Arkadaşlar uçum yerimizde yılan var şu anda. Ahmet Yusuf geçen gün demişti, baba yılan gördüm demişti ama ben dedim herhalde kertenkele falan görmüştür diye tahmin etmiştim ama çocuk doğru söylüyormuş. Şu anda yılan kuşlara doğru ilerliyor. Kuş, aptal kuş kaç, öleceksin. Oğlum saldırıyor lan. Kur'an çapsın saldırıyor. Aha, oraya indi bak. Şuradan kayıyor gidiyor. Üstüme düştüm. Üstüme geliyor şu anda. Eyvah. Oo, büyük lan yılan. Otun arasına girdi. Bakın burada. Ne oldu lan? Ağzı açık kaldı bunun. Numara mı yapıyor? Ama saldırgan bir şey ha. Aa, ağzı kanadı lan. Hayvana zarar verdim ha. Alacağım diye. Ama şeyle he. Bilenler söylesin arkadaşlar, bu nasıl bir yılandır? Zehirli midir, zehirsiz midir? Nasıl gördük şeyin üstüne? Of 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 of. Ahmet gördüm dediği yılan buydu demek ki. Hayvana zarar verdik ya. Nasıl bu o kadar çabuk etkilendi ya? He? Nasıl bu kadar çabuk etkilendi? Altı üstü şeyle dalla tutayım dedim ama zarar gördü. Yavruş yavruş, bu da bir can ya. Vallahi üzüldüm şimdi ha. Böyle olacağını bilseydim hiç ellemezdim. Kur'an çapsın hiç ellemezdim. Bu hayvanların da bir yeri var. Bunlar olmasa fareler çoğalır. Bunlar olmasa böcekler çoğalır. Bayağı da yarım metre var herhalde. Sanırsam dili o. Vay anasını. Bunu neyse atalım ya. Dokunsam acaba şey yapar mı? Isırır mı? Canlanıp ısırır mı? Yani şu anda tam ölmüş halinde değil. O da şimdi, o da performans sergiliyor şu anda da. Normalde yeni uçurduğum kuşlardan Mustafa Çağrı'nın bana hediye ettiği kuş. Hedefe inmeye çalışıyor şu anda. Bu o mu ya? Bu çakmaklı mı yoksa? Mavi mi çakmaklı mı bu? Karıştırdım.
Daha hareket ediyor arkadaşlar. Daha canlı. Şu anam dokunuyor. Apo. Oo, yaşıyor lan bu daha. Kur'an'ıma yaşıyor. Nasıl bir baktım güvercinlere yürüdü ha. Demek ki açtı hayvan. Ananı satayım, ben buralarda daha şimdi daha çok tedirgin olurum. Tutuyorum. Yılan dokunduk. Bir yapışıyorum suratıma. Arkadaşlar yılanın cinsini bilen yazsın. Ahmet Yusuf bu yılanı gördü. Belki buydu veya daha büyüğüydü. Şu an daha hayvanımız hala yaşıyor. Gitsin. Öldürmek istemiyorum. Şu anda canlı arkadaşlar. Cesaret ettim, dokundum. Ağzını bakın açın, açıp kapatıyor. Ona çok zarar vermek istemiyorum. Bizim yılanlarla işimiz yok. İnsanlar bence yılanlardan daha çok tehlikeli. Güle güle git yılan kardeş. Selfie yapsak suratımdan ısırır mı? Bir bakalım bir. Kusura bakma yılan kardeş. Ben de bu işten ekmek kazanıyorum. Ama bana bir poz vermen lazım şöyle. Şöyle. Anam ağzını açtı. Anne! Oha bir şey kusuyor lan bu. Uuu yediklerini kustu ha. Neyse bastı gitti. Bir şey yemiş onu kustu. Bakın. Bir şey yemiş bu. Onu kustu şu anda burada. Tamam git artık hadi. Hadi. Hadi iyi bir insana denk geldin. Kaç artık tamam hadi git. Hadi. Tamam git artık. Hadi git. Vay anasını arkadaşlar, maceraya bak ya. Neyse biz kuş uçurmaya devam edelim. Gel. Vallahi gördünüz değil mi? Ben başınızda olmasam var ya yılanlar yer sizi ha. Uyanık olun ha. Benim kıymetimi bilin. Abi. He. He yılan. Gördün değil mi yılanı? Evet. Hadi in aşağıya. Of. Bir ol karalının yılanla imtihanı. Hayvanı istemeye gerek de olsa küçük bir zarar verdik ama yaşıyor. Yediğini kustu. Sanırsam yeni avlanmıştı o hayvan. Karnı toktu yani. Güvercinlere yürüdü. Gözümün önünde yem oluyordunuz lan az kala. Kur'an çapsın gözümün önünde yem oluyordunuz az kalın. Hava bugün çok güzel arkadaşlar. Rüzgarlı. Hafif rüzgarda kuş uçurmayı seviyorum. Özellikle genç kuşların işine yarıyor. Genç kuşlar... Çılgın hangisi? O nasıl kısıştı lan öyle? Bu kuşumuz çakmaklımız. Ankara şampiyonu Samet Yıldırım kardeşimi bana hediye etti. Kardeşi de oradaki genç sabuni arkadaşlar. Teke düşmek üzere sanırsam.
Of, yılan şey yaptı bende. Sen söyle. Heyecan yaptı. Heyecanlandım. Çok şükür öldürmedik. Ahmet Yusuf o yılanı görmüştü. Baba gördüm dedi. Ben dedim herhalde kertenkele falan gördü ama çocuk doğru söylüyormuş. O yılanı bahçemizde yılan gördük dedi. Belki bahçemizdeki yılan başkadır. Belki bunun annesi babası veya kardeşlerini gördü. İnşallah çok yoktur. Hadi kışlayalım. Bismillah.